Dinleyicimizin son bir sorusu da şöyle. Elmalılı Hamdi Yazır hakkında diyor, bilgi verir misiniz? Bir tefsiri varmış diyor. Okusak olur mu? Efendim tavsiye etmeyiz. Elmalılı Hamdi Yazır Osmanlı'nın son döneminde aynı şekilde yaşamış. Tamam, hani alıntılar yapmış. Diğer tefsir statüsünde olmadığı ehli tarafından aynı şekilde bildirilmiş. Hani niye tavsiye etmeyiz? İkinci Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretlerinin tahttan indirilmesinde fetva eminini fetva ver diye fetva eminini zorlayan şahıs budur. Elmalı Hamdi Yazır'dır. Çünkü ikinci Abdülhamid Han Cennet Mekan Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam aynı şekilde vekili yani halifesidir. Ve Müslümanlara aynı şekilde çok büyük hizmet etmiş. Çok büyük aynı şekilde korumuş, kollamış bütün Müslümanları. Osmanlı hasta adam dediği dönemde 33 sene bunu kanamadan aynı şekilde herkesi idare etmiş. Ve o dönemde maalesef böyle aydın geçinen bunlar da aynı şekilde, bunlar da dahil o dönemde yetişmiş. Çok isim, gelecek bunların hepsinin aynı şekilde tek tek hepsi çıkacak. Ve Cumhuriyet döneminde bunlar bizim önümüze alim, fadıl diye önümüze koydu, şair diye önümüze koydu. Bunların hepsi Cennet Mekan Hazretlerine dil uzatmışlardır, hakaret etmişlerdir. Zamanımız da aynı şekilde oluyor. Bunlar din adamı kılığında saldırmışlardır Halife-i Müslümin'e. Öbür tarafta Yahudiler, İngilizler halifeyi tahttan indirip Ermeniler Kızıl Sultan dediği zamanlar halifeye karşı gelenlerdendir. Peki diyeceksiniz ki efendim bu kadar önemli mi? Yani niye bu kadar üzerinde duruyorsunuz? Mustafa Bey, Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam naibi durumunda. Müslümanların burnunu kanatmıyor. Böyle bir zaten sen karşı geliyorsun. İflah olmazsın. Böyle bir adamın kitabını okumak da insana fayda getirmez. Fayda getirmez. Çünkü onun kalbindeki zulme senin kalbine akar. Kitabın içindekiler doğru olsa bile. Bir ifade etmez. Ne ki yani yapmış olduğu iş çok büyük. Efendim işte hatalar olmaz mı? Şimdi bakın. Hatadan hataya fark var. Hatadan hataya fark var. Bu halife-i müslimine cephe almış. İslamiyet'i koruyan, kollayan, Müslümanların aynı şekilde burnu kanamasın diye titreyen bir kimseye herkes aynı şekilde Kızıl Sultan, Sultan-ı Ruj derken bu da muhalefet edenlerin içerisinde. Bu da aynı statünün içerisinde ve halifeyi tahttan indirmek için fetva eminini zorluyor. Ama efendim işte herkes biliyor kitabını falan filan. Ben ilgilendirmez. Ben ilgilendirmez. Çünkü Abdülhamid Han Cennet Mekan Hazretleri, Cennet Mekan Hazretleri Osmanlı Sultanlar hepsi öyleydi de bu sultan çok farklı özelliklere sahip. Keramet sahibi bir zat. Yani evliyalık ikliminde. Sen evliyalık ikliminde olana da dil uzatacaksın. Ondan sonra da aynı şekilde kalkacaksın. Bunun kitabını okuyacaksın ve ondan istifade etmeye kalkacaksın. Onun için kitap okurken çok dikkat etmek lazım. Bir de halife. Yani halifelik makamında hani olan bir zat. Halifelik makamı da bütün Müslümanları temsil eden bir makam. Yani makam sadece Anadolu'daki ya da Türkleri temsil eden tabii bir şey değil. O anda dünyadaki Müslümanların birliğini de onu aşağı etmekle bozmuş oluyorsunuz. Onu indirdin, ondan sonra iflah olmadı biliyor musun? Hiçbirisi olmadı. Ve bütün aynı şekilde alemi İslam parçalandı. Sen kalkıyorsun, diyorsun ki bu adamın kitabı okunur mu? Adam istediğin kadar tefsir de bilmem ne der falan. Abi beş para etmez ona sonra. Beş para etmez ona sonra.